Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biraz rüzgarlı bir İstanbul havasında. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Skoda Octavia'yı inceleyeceğim bugün sizler için. Biliyorsunuz Skoda Octavia enteresan bir otomobil. Skoda Volkswagen grubuna ait bir otomobil markası. Ve bu marka uzun yıllardır da Türkiye'de de faaliyetleri bulunuyor. Octavia üzerinde konuşacak olursak birazcık enteresan bir araba. Coupe tarzında beyaz benzeyen ama aslında sedan olan ama hatchback'e de benzeyen böyle değişik tasarım öğeleri içeren bir otomobil. Şöyle şimdi kameramı ben ön tarafa çeviriyorum ve aracın tasarımıyla başlıyoruz. Şimdi LED paketi bu. Yani farlarımız LED şeklinde tasarlanmış. Şu anda kapalı olduğu için görmüyorsunuz ama ben onu açık haline çekerim birazdan. Ön taraftaki ızgarayı görüyorsunuz. Çok böyle değişik şekilli bir ızgara. Biraz Audi'yi andırıyor bu tasarım anlayışı. Ama içeride de biraz Volkswagen tasarım anlayışından bazı ipuçları var. Hemen görüyorsunuz şurada dikiz aynaları kapanabiliyor. Aynı zamanda üzerlerinde sinyal var ve aynı zamanda da hemen iç kısımdan onu birazdan göstereceğim. Kör nokta uyarı sistemi mevcut. Tasarım bu şekilde. Kameralar var, algılayıcılar var, her şey var. Teknolojik olarak her şey var. 17 inçlik jantlarımız var. Jantlarımızı görüyorsunuz. Bu özel bir renk. Metalik mavi falan diye geçiyor böyle. Şekilli bir mavi. Cayır cayır yanıyor tabir caizse. Şimdi biraz da kumandadan bahsedeyim. Böyle çok şık bir kumandamız var. Bakın böyle piyano bilek. Yeni nesil bir kumanda bu. Mesela şöyle bir açalım. Aynalar açılıyor. Evet gördüğünüz gibi aynalar açıldı. Kapatalım. Aynalarımız bu şekilde kapandı. Buradan bagaj da otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Bu modelde yok ama ayağınızı koyduğunuz zaman bagajın otomatik açılması, kapanması operasyonlarında yapabiliyorsunuz ama bu modelde yok. Onu söylemiş olalım. Yan tasarım çok güzel, hoş. Şimdi asıl az önce söylediğim gibi o hani hatchback, imtrak olan tasarım şurada görülüyor. Şimdi biliyorsunuz sedan otomobillerde şu arka kısım daha böyle bir kavisli iner. Bu biraz daha düz inmiş. Düz indiği için de aslında ilk bakışta bu otomobil sanki bir hatchback gibi algılanıyor. Ama aslında bazı hatchback öğeleri de var. Sadece tasarımsal olarak değil. İçeride şimdi bagaj kapağını açınca da göstereceğim. Orada da böyle enteresan bazı düzenlemeler var. Mesela normalde hatchback olmayan sedan otomobillerde direkt bagajın içine geçemezsiniz. Bagajdan arka koltuğa geçemezsiniz. Burada geçilebiliyor mesela. Öyle bir değişik bir tasarım anlayışı olmuş. Anahtarsız giriş sistemi var. Gösterdik zaten. Hem önden açılıyor. Bakın açıldı. Hem de isterseniz mesela şimdi kapatayım ben tekrar. Kapatayım tekrar. Evet şu an kapandı. Hem de arkadan da kapıyı açabiliyorsunuz. Bakın açıldı ve kapıyı açabiliyorum. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani hem önden açılabiliyor hem arkadan. Şimdi yakıt deposuna bakalım. Motordan bahsedeceğim ama 1.0 bir motorumuz var burada. 999 cc'lik ve 110 beygir sunuyor bu. 200'de Nm torkumuz var. Şurada bir enteresan bir ürün var. Bu Skoda'nın alameti farikalarından bir tanesi. Buz kazıyıcı bu. Böyle buraya koymuşlar. Bunu kaptırmamak lazım yalnız. Ben olsam bunu arabayı alırsam eğer böyle bunu bagaja bir yerlere koyarım. Kaybolabilir, düşebilir. Sıkıntılar olmasın diye buradan benzinimizi yüklüyoruz aracımıza. Arka tasarım da bu şekilde. Buradan da LED farlarımız var. Yine arkada da LED lambalar kullanılmış. Arkada bir Skoda yazımız görüyoruz. E-Tech teknolojisi yazıyor şurada. Gördüğünüz gibi E-Tech yazıyor. Onun E'sinin ne olduğunu birazdan anlatacağım. İşte bagaj dediğim gibi bu şekilde. Şu yandan açayım ben isterseniz. Şimdi mesela bagaj kapağını açalım. Kumandadan açılabilir dedik. Böyle basılı tuttuğunuz zaman açılıyor kapak. Şu an açtık mesela. Hazır açmışken buraya da gösterelim madem. 600 litrelik bir bagaj hacmimiz var. 600 litre. Şöyle ayrılabilir böyle şeyler var burada. Buradan isterseniz buralara başka şeyler de koyabiliyorsunuz. Şöyle göstermiş olayım. Bunu çıkartabiliyorsunuz. Her tarafta bakın şurada. Şurada var. Şuralarda var. Kancalar var. Bir şeyleri sabitlemek için. Çok büyük bir bagaj bu arada. Ama şimdi göstereceğim. Arka tarafa da çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Tam boy stepnemiz var. Şöyle göstermiş olayım. Kirko mirko vesaire ne gerekiyorsa var. Şurada bir tanesi burada. Bir tanesi de burada düğme var. Bu düğmeler şu koltukları yatırmayı sağlıyor. Bakın şimdi buradan açıyorum. Ve burası dümdüz bir alan haline geldi. Hakeza bunu da böyle. Ve doğrudan buradan da içeriye erişebiliyorsunuz. Koltukları yatırmadan da şurada bir şey görüyorsunuz ya. Kolçak var orta tarafta. O kolçağın içinden de ulaşılabiliyor. Ama böyle yaptığınız zaman da görüyorsunuz şimdi sedanların bir kısmında bu tarz bir şey yoktur. Bu araçta var. Yani rakiplerinden ayıran bir özellik olmuş. Şurada bu bagaj kapağımızda isterseniz çıkartabiliyorsunuz. Tekrar bagajı
İstersek şuradan kapatabiliyoruz. Şöyle. Şurada göstermiş olayım. İsterseniz buradan bu düğmeye basarak da kapatabiliyorsunuz. Kumandaya da yine basılı tutarak da kapatabiliyorsunuz. Ben mesela düğmeye basayım bu sefer. Düğmeye bastık ve bagaj kapağımız da kapandı. Tasarım bu şekilde arkadaşlar. Yandan da bir profil çekeyim. Yandan da böyle görünüyor. Şöyle bir geniş bir bakayım. Yaklaşık 4,5 metre bir uzunluğumuz mevcut. 1300 kilogram bir ağırlığımız var. Bu aracımız 1.0. Bunun bir de 1.5 olan 4 silindirli versiyonu ama bu 3 silindirli. Şimdi E-Tech hikayesini anlatacağım. Onu aracın içinde göstereceğim ama elektrik motoru var bu aracın üzerinde. Fakat pil aslında motor demeyelim ona, batarya var. O batarya aracın belli fonksiyonlarına destek sağlıyor. Fark etmişsinizdir muhtemelen. Çok kübik bir tasarım var. Skoda bunu özellikle söylüyor. Kübik tasarım anlayışı hakim diyor. Mesela aynaya bakalım. Ayna bayağı böyle bir kübik bir şekilde tasarlanmış. Değişik bir tarzı var, formu var. Bu kübik izleri aracın farklı yerlerinde, mesela şu şekilde bir ütü izi şeklinde, bakın görüyorsunuz burada, buralarda var. Aracın farklı yerlerinde de bu tasarım anlayışını görmek mümkün. İçeride daha çok ben Volkswagen çizgisi gördüm, açık söylemek gerekirse. Kapı kollarımız da bu şekilde. Şimdi önce arkadaki yaşam alanına bakalım. Ondan sonra ön taraftan devam edeceğiz. Ardından da kısa bir sürüş ve videomuzu kapatacağız. Şimdi arka koltukla hemen maceramıza devam edelim. Evet, buraları birazcık dağıtmıştık az önce. Şöyle kapatalım koltuğumuzu. Hatta şuradaki bazı bir paketimiz var. Onu da içeriye taşıyalım ve yaşam alanımıza bir oturalım. Ha, burada bir şeyimiz varmış. Şöyle koyalım şuraya. Şimdi yaşam alanımız işte bu şekilde. Burada böyle epey güzel bir yer var. Şu anda araç benim boyuma göre ayarlanmış durumda. Sürücü koltuğu ve güzel rahat bir alan olduğunu söyleyelim. Bu arada orta kısımda epey geniş. Hatta Volkswagen diyor ki bu orta kısma diyor. Bu komple arka koltuğa 3 tane çocuk koltuğu sığar diyor. Evet, sığardı gibi de görünüyor. Çünkü bayağı bir geniş bu tarafı. Şöyle bir kol dayamamız var. Bu şekilde ve aracın bagaj tarafına da ulaşabilme imkanı sağlayan böyle bir yerimiz de mevcut. Geçiş de mevcut. Ama koltuklar da zaten açıldığı için isterseniz öyle de yapılabilir. Şöyle koyduk. Bakın. Böyle güzel, bayağı makam arabası gibi rahat yani. Şurada plastik. Sert plastik. Kapı kolları falan şık ama. Bu arada dört kapının da iç kısmındaki bu saklama cepleri. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle biraz daha açıyı ayarlayayım kameramla. Böyle keçe gibi bir malzemeyle kaplanmış. Bunları sonradan da alıp yapanlar var. Başka araba modellerinde de gördüm. Satılıyor hatta. Marka marka, model model. Kesip siz kendiniz yapıştırıyorsunuz ama Skoda kendisi vermiş. Güzel olmuş bu. Koltukların hem sürücü hem yolcu tarafının arkasında şöyle bir cep var. Buralara bir şeyler koyabilirsin. Bir de bir telefon koymak için bir cep var. Onu da göstereyim. Hem bu tarafta var hem burada var. Şöyle telefonunuzu koyuyorsunuz. Bakın bu şekilde duruyor. Güzel olmuş bu. Şurada bir bardaklığımız var. Şöyle açıldığı zaman. İki tane bardağı koyabildiğimiz bir bölümümüz mevcut. Şuralarda falan böyle bir şeyler yok. Güzel. Güzel bir tasarım var burada. Yani bu kol dayamı bence güzel olsun yani. Her arabada olmalı ama çoğunda yok. Onu da söylemiş olalım. Çok geniş olmasa da yani bir karışı biraz geçiyor ama çok yüksek yani. Bir karış neredeyse şöyle bir göstereyim. Bir karış olabilecek kadar yüksek de bir şaft tüneli var. Buraya oturduğunuz zaman oturalım bakalım. Yani uzun yolda birazcık sanki sıkıntı olabilir. Çünkü yüksek burası biraz daha diğer taraflara göre, sağa ve sola göre. Ama uzun yolda sanki bir tas sıkıntı olabilir gibi. Fakat mesela şu anda kafamda da kamera var, aksiyon kamerası. Ona rağmen tavana değmiyorum bu arada. 1.75 boyundayım ben. Burada şurada lambalarımız var. Bilmiyorum görülüyor mu? Şöyle bakın, el hareketiyle yanıyor. Ve el hareketiyle sönebiliyor. Veya dokunursanız da sönebiliyor. Bakın şöyle. Çok güzel yapmışlar bunları. Çok hoşuma gitti benim. Şöyle yapıyorsunuz. Yanmadı. Evet. Şu an yandı mesela. Söndürebilecek miyim bakayım. Sönmedi ama dokununca sönüyor. Güzel yani. Burasının yaşam alanı güzel. Şurada bir klima ayarları var. İsterseniz arka taraf için de ayarlayabiliyorsunuz. Hatta buradan böyle bakın değişiyor şu anda. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama 16-17 falan diyor. İstiyorsanız bunu da ön taraftan kilitleyebiliyorsunuz. Ön taraftaki multimedya ekranından da bu bilgilerin hani görülmesin vesaire diyebiliyorsunuz. Arka taraf ama ben beğendim. Bu şaft tüneli biraz yüksek. Onun dışında arka taraftaki yaşam alanını beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi öne geçiyorum arkadaşlar ve öndeki yaşam alanı, işte sunduğu özellikler, multimedya ekranı, dijital kadran vesaire hepsine bir göz atacağız. Evet, şimdi öne geldik.
Şöyle çantamızı açalım. Burada benim bazı bilgi dokümanlarım var. Buradan biraz kopya çekeceğim ister istemez. Çünkü bu kadar bilgiyi hafızamda tutmam o kadar kolay değil. Ve çok fazla da donanım var arkadaşlar araçta. Şimdi şöyle geldik. İlk önce ne dikkatimizi çekiyor? Şu güzel direksiyonumuz. Üç kolluymuş gibi görünüyor ama aslında iki kollu şuradan. Aşağıda da boşluklar var. Buralara böyle dokunabiliyorsunuz. Elinizi falan sokabiliyorsunuz. F1 vitesimiz var. 7 ileri otomatik şanzımanımız var. Şanzıman şu şekilde görüyorsunuz. Şöyle. Şuradaki eşyaları da alayım şu tarafa doğru. Böyle ileri alıyorsunuz. R, N, aşağı doğru çektiğinizde D ve S de sport oluyor. Biraz daha devirli hareket ediyor aracımız. Elektronik park freni var. Hill holder var. Bu hill holder'ın düğmesi. İki tane böyle bardak vesaire koyabiliyorsunuz. Buraya şurada da anahtar aslında. Anahtarı da koyacağımız. Onu da göstereyim ben sizlere. Anahtarı koyduğumuz şöyle bir yerimiz var. Şöyle bir kolçağımız var. Bu böyle iki aşamalı ayarlanabiliyor. Şöyle göstereyim. Çok geniş değil açıkçası. USB vesaire de yok. Bu arada arkada da USB yok. O benim pek olsa güzel olurdu. Ama arkada USB yok. O biraz dikkatimi çekti. Şöyle nasıl yapılıyordu ama tam çözemedim ama bunu. Normal çok aşağıda duruyor ama bunun bir ayarı var. O ayarı getirdiğiniz zaman biraz daha bir tık daha böyle yukarıda kalabiliyor. Evet şu an buldum o ayarı. Evet. İleri geri oynayabiliyor bu kolçağımız. İleri geri oynayabiliyor. Bunun dışında şurada kablosuz şarj sistemimiz var. Bunlar paket yalnız onları söyleyeyim. Hepsi burada anlattığım her şey aldığınız arabada olmayabilir. İki tane tip C bağlantımız var USB. Bunlar bu arada aydınlatılmış. Şu anda gündüz olduğu için görülmüyor ama ben aydınlatılmış halinde göstereceğim size. Gece bir çekim yapacağım. Bunlar böyle ışık yanıyor. Şuralarda ışık var. Şu kısımda arkadaşlar. Şurada tuş takımlarımız var. Bu tuş takımları bence güzel olmuş. Ben mesela otomobillerde sadeliği seviyorum. Bu dokunmatik ekranımız var. 10 inçlik bir dokunmatik ekran. Bu da belli bir paketten sonra geliyor. Bu birçok ayarı buradan yapıyorsunuz yani. Mesela şurada işte telefonumuz var. Telefonla ilgili ayarları buradan yapıyorsunuz. İşte efendime söyleyeyim menümüz var. Buradan radyoyu buradan açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Şurada bakın fark ediyor musunuz bilmiyorum da şöyle bir artı ve eksi var. Buradan mesela böyle. Mesela radyoyu açalım. O zaman daha iyi anlaşılacak. TRT FM dinleyelim mesela. Şöyle. 15 Haziran. Sesi mesela. 2 milyon doz BioNTech aşısı getirdi. Şöyle açıp kapatsın. Çok hoşuma gitti bu. Hiç görmediğim bir şeydi bu otomobillerde. Yani buradaki direksiyon üzerindeki tuşlardan da yapabiliyorsunuz ama şuradan yapılıyor olması benim çok hoşuma gitti. Bu otomobilde şimdi set dediğimiz zaman belli özellikleri işte ASR'si var, otomatik lastik basınç uyarısı var, start and stop falan filan var. Asistanları açıp kapatabiliyorsunuz. Belli işte özellikleri var. İşte şurada asist dediğimiz zaman park asistanı var burada. Bunu gösteriyor. Geri görüş kameramız bu şekilde. Fena değil bu arada görüntü vesaire de. Dörtlüleri yakıyoruz. Bu da aracın kilitlenmesini sağlıyor. Klima ayarları buradan yapıyoruz. Klima ayarı çok güzel, enteresan. Yalnız bu menü bana birazcık karışık geldi arkadaşlar. Yani mesela isterseniz sol, isterseniz sağ çift bölgeyle yapabiliyorsunuz. Koltuk ısıtmalarımız var. Hem sağda hem sol için ön taraftan bahsediyorum tabii ki. Bunun dışında mesela bu birazcık karışık geldi. Böyle her şeyi ayarlamak çok zor oluyor. Arkayı mesela kilitlediğiniz zaman arkadakiler ısıyı da ayarlayamıyorlar, oynayamıyorlar. İşte buradan nerelere vermeniz gerektiğini buradan ayarlıyorsunuz. Mesela işte önlere verelim diyorsunuz. Şu anda bana gelsin biraz. Çok sıcak oldu çünkü aracın içerisi. İşte böyle çeşitli farklı ayarlar var. İşte Air Care diye bir şey var burada. Akıllı AC var burada. Serbest görüş diyelim. Ha, camları açıyor mesela. Ayakları ısıt diyorsun. Elleri ısıt diyorsun. Bunu kapatalım. Elleri ısıt diyorsun. İşte ayakları soğut diyorsun mesela. Temiz hava diyorsun mesela. Buradan bu ayarların hepsi buradan otomatik olarak yapılıyor. Klasik AC dediğin zaman da böyle buradan hani normal hepimizin anladığı canavar gibi bir şu anda şöyle yapıyoruz şu anda. İşte ısı derecesini buradan ayarlıyoruz klimalarımızın. Bunun dışında baktığımızda araçla ilgili birçok şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Head-up display var hemen şurada görünüyor mu bilmiyorum. Kameradan çıkıp çıkmadığı konusunda emin değilim ama cama yansıtıyor bu. Biliyorsunuz bazı otomobillerde buradan bir böyle küçük bir plastik parçası çıkıyor. Bunda öyle değil. Cama yansıtıyor direkt olarak. Bunun dışında birazcık şuradaki öğelerden bahsedeyim. Şurada 10.25 inçlik bir dijital ekranımız var ama bu belli bir paketten sonra geliyor. Onu söylemiş olalım. Burada işte yakıt durumunu mi bileyim aracın devir göstergesini şusunu busunu görebiliyorsunuz. Şu kısım hoşuma gitti bakın. Sıcaklığı buradan görüyorsunuz aracın motor sıcaklığını. Buradan da yakıtı görüyorsunuz.
Ve şu tasarım şurada da böyle bir tür tasarım burada devam ediyor. Otomatik vites kulakçıklarımız var. İsterseniz manuelde değiştirebiliyorsunuz. Şurada ve şurada sağda ve solda iki farklı tuşumuz var. Bunlar hem böyle ileri geri hareket ettirilebiliyor şöyle sonsuz. Hem de bastırabiliyorsunuz bunları. İşte bastırınca bir şeyler oluyor burada. İşte bir şeyleri falan hani buradan ayarlıyorsunuz. Bakın şu an gördüğünüz gibi. Buradan bir şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Sesi, sol taraf ses ve diğer şeyleri mesela. Buradan da sesli komut, ileri geri vesaire gibi ayarları da buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Böyle bastığınız zaman da bu bir şey yapıyor. Yani hangi menüdeyseniz oradan bir şeyler oluyor. Hız limitörünün ayarları var şu kısımda. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Burada işte ışık farlarla ilgili ayarlarımız mevcut. Şurada küçük bir cebimiz var. Bu da içi de yumuşak bir şekilde konumlandırılmış. Bir de şurada bagaj kapağını buradan da açabiliyorsunuz isterseniz. Hani birisine dışarıdan bagaj kapağı açmak istiyorsanız. Çocuk kilidini buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Şuradaki sistemlerden görüyorsunuz. Camları buradan açıp kapatma düğmelerimiz var. Aynalar otomatik ve ısıtmalı. Buradan yapabiliyorsunuz. Şimdi bu aracın en önemli özelliklerinden bir tanesi yakıt meselesi. Şimdi elimdeki kağıda bakacağım mecburen. 1.0 TSI E-Tech diye geçiyor bu. 110 beygir olduğunu söyledik. 3 silindirli 200 Nm torkumuz var. 48 voltluk elektrik motoru var. O da şurada. Şunun altında. Motor demeyelim aslında. O yanlış bir ifade. Şuradan ne kadar görülüyor bilmiyorum ama şurada bir pilimiz var. Pil var burada. Bildiğiniz pil var arkadaşlar. 48 voltluk bir pil var. Motor değil. Yani bu araç yarı hibrit diye geçiyor bunlar. Yarı hibrit nedir diye belki aramızda merak edenler olabilir. Yarı hibrit şu arkadaşlar. Aracın üzerinde bir pil var. Bu pil işte klimaydı, ışıktı, şuydu, buydu gibi böyle daha ufak tefek şeylere destek oluyor. Yani aracı çalıştırmak için veya hareket ettirmek için değil, bu tarz böyle küçük şeylerde yardımcı olmak için kullanılıyor. Bu sayede hem yakıt tüketim düşüyor hem de karbondioksit salınımı da azaltılmış oluyor. Biliyorsunuz Avrupa'da özellikle bir karbondioksit tarafında ciddi sıkıştırmalar var devletlerin uyguladığı bu otomobil üreticilerine. Peki ne oluyor bunun sonunda? Uzun lafın kısası. Bu araç kağıt üzerindeki verilere göre şehir içinde 5 litre, şehir dışında 3.7 litre, ortalama 4.2 litre yakıyormuş ama biz ne gördük? 9.3 litre gördük ama ben çılgın İstanbul trafiğinde falan kullandım. O yüzden 9.3 birazcık fazla onu söyleyeyim ama normal bir trafikte İstanbul'da bile olsa normal bir trafikte 7.5 arasını gezersiniz gibi geliyor. Bence 1.0 bir motor için normal bir değer. Daha aşağı inemezsiniz zaten mümkün değil. Tabi bu 1.5 için de veriler var elinde ama bu araç 1.5 değil onu söyleyeyim. Neler var aracımızda teknoloji olarak? İşte ön yan perde hava yastıkları, sürücü hadis hava yastığı, acil durum çağrı sistemi ki şurada. Şurada görüyoruz şu anda burada var. Şurada bir gözlük koyma yerimiz mevcut. Şuraya gözlük koyabiliyoruz. Güzel bir tasarım var burada. Buradaki ışıklar da dokunmatik. Böyle dokunuyorsunuz yanıyor, dokunuyorsunuz sönüyor. Kararan dikiz aynamız var. İç dikiz aynaları kararabiliyor. Şu vitese Shift by Wire adını vermiş. Aslında DSG şanzıman. Volkswagen'den alıştığımız DSG şanzıman. F1 dedik olduğunu söyledik. Çift bölge elektrik kontrolü klima dedik. Şimdi bunlar standart şeyler bu arada. 8 hoparlör, 2 tane USB, hız sabitleyici, hız sınırlama. 16 inç boyunda stepnemiz varmış. Dikiz aynalarının entegre yan sinyal lambaları dedik. Şurada siyah bir şey görüyorsunuz. Bakın hem burada hem de şu tarafta var. Bunlar kör nokta uyarı sistemi. Kör nokta uyarı sisteminde yanınızdan bir araç geçtiği zaman ya da siz sollamaya çıktınız. Araç sizi uyarıyor. Buradan bu yapıyor. Bazı arabalarda biliyorsunuz bu genelde aynanın içinde olur. Buraya koymuşlar. Çok büyük bu. Çok daha iyi olmuş. Ben tebrik ediyorum Skoda'yı. Onu söylemiş olayım. Ama bu araçta ben biraz teknolojileri az gördüm. Böyle ne bileyim. Adaptif kruzu mesela 1.5 sürümünde var. Bunda yok. Yani hiçbir şekilde yok. Alamıyorsunuz. Parasını verseniz de. Olsa güzel olurdu diye düşünüyorum. Ben biraz o konuda takıntılıyım. Bilenler biliyordur beni. Bir enteresan özellik daha var. Şimdi şöyle açtım ben. Bakın. Görülüyor mu? Şu an görülmüyor ama şurada küçücük bir şekilde görünüyor. Ben onu gece çekimini yaparım. Skoda yazıyor bakın. Kapıların kolunda Skoda aydınlatması var. Hem yolcu tarafında hem de sürücü tarafındaki ön kapılarda açtığınız zaman Skoda yazıyor. Zemini aydınlatıyor. Çok gerekli mi? Değil ama var mı? Var. Evet var mı? Var. Buradan birçok ayarları yapabiliyorsunuz bu menüden. İşte asistanlar var burada. O asistanları açıp kapatabiliyorsunuz. Yorgunluk tespit özelliği var. Burada şerit takip özelliği var. Burada bir sürü teknolojileri görüyorsunuz. İki tane var bunda yani ne yazık ki teknoloji olarak anlamında söylüyorum. Bence biraz daha fazla olabilir. Skoda buradan benim sesimi duysun diye söyleyeyim. Lastik basınç var, auto hold var. Yani elektronik park freni var. El freni unutuyorsunuz zaten onu söyleyeyim. Valla her şey var arabada. Yok yok yani öyle söyleyeyim. Karartılmış arka camlarımız mevcut. Şimdi enteresan bir şey daha var. Şimdi onu da çıkmam lazım dışarıya. Araçtan çıkacağım. Skoda'nın bir eski modellerinde de vardı. Şimdiki modellerinde de var. Şurada... Şöyle görülüyor muhtemelen. Şurada bir şemsiye var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir şemsiye konulmuş.
şöyle saklıyorsunuz. Bunu bu şekilde koyduğunuz zaman burada bir şemsiyemiz var. İstediğimiz zaman yağmurlu havalarda bu şemsiyeyi kullanabiliyoruz. Skadon daha önceki modellerinde de vardı. Octavia'da, Superb'de falan da var. Bunda da var. Bence güzel bir şey. Diyeceksiniz ki şemsiye ne alaka, ama bizim arabada mesela, benim kendi kişisel arabamda da bir tane şemsiye tutuyoruz. Ve hani yağmurda mı falan, özellikle arabadan çıkıp bir yere gitmeniz gerektiği zaman çok işinize yarıyor. Bu arada tasarım, Volkswagen Golf 8'e çok benziyor. Hatta onun biraz daha alçak olduğunu söyleyeyim, ama şurada bakın şu kısım biraz fazla bence geliyor ve bu da burada oturan yolcu için birazcık sorun. Ben buraya da oturdum. Hani burada o kadar yok mesela, bakın şuradaki çizgi, ama burada koltuğun konumundan da dolayı, yani çok geride çekseniz şuraya dizimiz çarpıyor. Ben ondan biraz rahatsız oldum, onu söyleyeyim. Bir de burada aydınlatma var. Şu an görünmüyor. Ben onun gece çekimlerini koyacağım. Buradan böyle komple aydınlatma var. O aydınlatmayın da ambiyans aydınlatması diyor. Rengini işte, ışığını, şusunu, busunu değiştirebilirsin. Mesela farklı renk olsun. Renk 1 olsun, renk 2 olsun falan filan. Parlakta da şöyle olsun, böyle olsun. Mesela bunun sonuna kadar aç. Buralarda, şu alt, aşağılarda, şu kısımda da var. Şurada da var bir aydınlatma durumu söz konusu. Bunların ayarlarını filan hepsini buradan yapabiliyorsunuz. Apple CarPlay, Android Auto var zaten. Bunları buradan da kullanabiliyorsunuz. Bağladığınız anda kablosuz olarak da, hatta Apple CarPlay kablosuz olarak da kullanabiliyorsunuz. Öyle bir özelliği de var. Navigasyon var ama çalışmıyor diyor. Fonksiyon hizmet dışı diyor. Türkiye çalışmıyor anladığım kadarıyla. Şöyle bir kısa yol var. Buradan böyle bazı şeylere hızlıca erişebiliyorsunuz. Bence güzel olmuş. Ve bu ekran güzel. Hani kullanımı vesaire. Şu olayı da çok beğendim. Ses sistemi iyi bu arada. Ses sistemi iyi. Telif yememek için çok uzun çalamıyorum ama ses sistemi de güzel. İşte bu şekilde bir ses sistemimiz de var. Yani araba güzel arkadaşlar. Onda sıkıntımız yok. Sıfırdan yüzeye de bir bakalım. 10.5 saniye. Birazdan deneyeceğim onu. 10.5 saniye diyor. Bir deneyeceğiz. Yakıtı da söylediğim gibi 6.5-7.5 arası değişir. Ama kullandığınız ortama göre, trafiğe göre. İstanbul'da mesela, yani hele şu bu aralar, bu pandemiden sonra trafik feci oldu. 6.5'u zor görürsünüz, öyle söyleyeyim. Ben 9.3 gösteriyor ama tabii dediğim gibi çok kararlı bir ölçüm olmadı bu. Ama 6.5-7 falan da bence fena değil. Şehirler arasında da 5'e yaklaşır, 5'in altına bile inebilir eğer böyle efendi efendi kullanırsanız. Onu da söylemiş olayım. Şimdi yola çıkıyorum. Biraz da yolda kullanacağım. Araçla ilgili böyle dışındaki, içindeki özellikleriyle ilgili fikirleriniz varsa istediğiniz zaman yorum olarak yazın. Çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Skoda da okuyordur Türkiye. Onu da söyleyeyim. Çekinmeden yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada son olarak şunu söyleyeyim. Şu kısımlar yumuşak. Yumuşak plastik, soranlar mutlaka olacaktır. Şurada kumaş bir malzememiz var. Şuralarda devam ediyor. Şu arka kısımda da var. Buraları sert plastik. Şurada bir yumuşaklık var. Daha sonra aşağısı komple sert plastik. Şuraları yumuşak. Şurası yumuşak ama aşağıları sert. Koltuklar çok güzel. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Sürücü koltuğu elektronik olarak ayarlanabiliyor. Bir sürü ayarı var. Hafıza ayarı da var. Şuradan görülüyor muhtemelen. 4-3 tane ayarımız var. 3 kişi kullanıyorsa araba veya 2 kişi kullanıyorsa kendine göre ayarladığı zaman işte koltuğu böyle ileri geri falan ayarlanabiliyor. O da güzel bir özellik olmuş. Torpidoya bakalım. Torpido gözümüz var. Şurada soğutma ayarı da var. İstersek kapatabiliyoruz. İstiyorsak da torpido gözümüzü soğutabiliyoruz. Burada, burası da böyle yumuşak. Bak vallahi çok güzel. Tebrik ettim Skoda'yı. Helal olsun diyorum. Hadi şimdi biraz araç sürelim bakalım. Evet, şu anda yola çıkıyoruz ve Skoda Octavia testimiz başlamış durumda. Birazcık yolu devam edecek testimiz. Daha sonra da videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bu tarz otomobil videoları daha önce çekmiştim. Biliyorsunuz, takip edenler varsa görüyordur. Teknoloji Oku'ya da çekiyorum bunların daha detaylılarını, daha farklılarını. İsterseniz oradan da izleyebilirsiniz. Kendi kanalıma da biraz daha böyle lifestyle, daha rahat bir şekilde yapıyorum. Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Şuradan kaçalım şöyle. Evet, yolumuza çıktık. Ne kadar görülüyor bilmiyorum ama çok hoş bir şu anda head-up display'den görüntü görüyor. Sadece burada şu anda aracın hızını görebiliyorum. Farklı ayarlarda yine istersem görmem mümkün. Hani hız limitini falan ayarlarsam buradan onu da gösteriyor bana otomobil. Şimdi şöyle... Yoldaki tutuşu gayet güzel. Ben beğendim aracın yol tutuşunu özellikle. Böyle rahat, hoş bir şekilde gidebiliyorsunuz. Darbe sönümlendirmesi falan da güzel bu arada. Çok böyle sert değil. Tümseklerde böyle aşırı bir titreme yok, bir şey yok. Frenlerin falan dozajı da iyi.
gerçekten de güzel bir şekilde fren yapabiliyorsunuz. Şöyle bakalım, şuradan bir dönelim. Belki de şunu merak edenler vardır aramızda arkadaşlar. Vites tepkileri nasıl? Vites tepkileri böyle bir yarım ya da bir saniyelik bir gecikme var, onu söyleyeyim. Onu teknoloji oku incelemesinde de söyledim. Birazcık gecikme var. Ha, çok büyük sıkıntı mı? Bence değil. Muhtemelen moto 1.0 olduğu için birazcık böyle bir yavaş, hani gaza bastığınız zaman anında tepki vermediği zamanlar olabiliyor. Çok rahatsız edici değil. Ama böyle bir durumun olduğunu da belirteyim. Sport modunda bu sorun gidiyor mu? Yok. Hayır, ama orada birazcık deviri sonuna kadar alıyorsunuz. Mesela şimdi sport modunu alayım ben. Şurada S yazıyor. Sol tarafta görülüyordur muhtemelen. S yazıyor. Sport modunda araba böyle bayağı bir devirli gidiyor. Bakın şimdi. Şöyle yavaşlayalım birazcık. Birazdan da 0-100 testi yapacağım zaten. Bu arada kameram da durmuyor. Kamerayı tutmaya çalışıyorum bir taraftan da. Birazdan 0-100 testiyle karşınızda olacağım. Şöyle bakalım sağımıza solumuza. Burada bir araba durmuş. Onu bir geçelim. Şimdi arkamda bir araç var. O geçsin. Sıfırlayacağım aracımı. Evet, sıfırladım şu anda. Ve normal D'de alıyorum. Yani sport modunda değilim arkadaşlar. Evet, şu an alıyorum ve gaza basıyorum. Sonuna kadar bastım arkadaşlar. Evet, 100 kilometreye ulaştık. Tabii ben şimdi kaç saniyede geldiğimizi bilmiyorum. Onu montajda göstereceğim. Orada ekranda şurada bir yerde yazarım. 10.5 saniye sürmüştür. Yani ona yakın sürmüştür muhtemelen diye tahmin ediyorum. Sonuna kadar gaza bastım arkadaşlar. Aracın konforu güzel. Vites geçişlerinde sıkıntı yok. Sadece söylediğim gibi tepkiler böyle bir yarım saniye, bir saniye gecikmeni geliyor gaza bastıktan sonra. Ya büyük bir sorun mu? Bence değil. Ama hani olmasa daha iyi olurdu sanki gibi düşünüyorum. Belki bir yazılım güncellemesi falan atarlar buna, Skoda Mukada'ya. O zaman düzelir gibi geliyor. Onun dışında vites geçişleri falan çok harika. Vitesin böyle enteresan, farklı bir şekilde olması da hoşuma gitti. Böyle hani ileri doğru atıyorsun, geri doğru atıyorsun filan. Hani o birazcık bana farklı geldi. Ama alışıyorsunuz, hani çok öyle alışılmayacak kadar da şey, garip bir vites türü değil. Zaten öyle P park falan da burada yukarıda konumlandırılmış. El freni de zaten yine otomatik bir el frenimiz mevcut. Uğraşmıyorsunuz yani. Aracın da kararlı bir araç olduğunu söyleyeyim. Mesela şöyle basalım biraz. Bak şu an sonuna kadar gaza bastım. Hemen alıyor yani. Hani alıyor dediğim ama bazen hani böyle çok yavaş giderken hızlı almayabiliyor. Onu özellikle söyleyeyim. Söyledim zaten. Şöyle birazcık basalım gaza. 3 silindir motor. Şu an böyle bir keçi gibi ses çıkartıyor. Kedi gibi bir böyle mırıltı var. Bunu sevenler olur yalnız, söyleyeyim de. Tabii ne kadar duyuluyor bilmiyorum buradan ama bir mırıltı, hırıltı söz konusu. Özellikle böyle gaza diplediğiniz zaman bir rrrr yapıyor araba. Bu arada ışıkları gördünüz şurada. Yani yanınızdan araç geçtiği zaman bu kör nokta uyarı sistemi çalışıyor ve buradan size uyarıda bulunuyor. Şu an mesela hız sabitleme sistemini devreye aldım. 50 ile gidiyoruz şu anda. Bunu biraz arttıralım yalnız. 59, 60... Evet, 70. Tabii şerit takip olmadığı için araç kendisi takip etmiyor şeridi. Sizin ona yönlendirme yapmanız lazım. Şu an 70'i ayarladım ben. Buradan şu anda ekranda şurada görülüyor. 72, 74. Ama bence bir adaptif kruz güzel olurdu ya burada. Sonuçta şerit takip sistemi var. Şerit takip sistemi olup da adaptif kruz olmayınca bana biraz garip geliyor. Captur'da da aynı eleştiriyi yapmıştım. Bunda da aynısını söyleyebilirim. Bence şerit takip sistemi varken adaptif kruz olmaması anlamsız. Anlamsız bir durum yani, öyle söyleyeyim. Evet, güzel bir videonun daha sonuna geldik. Sevgili takipçilerim, kanala abone olmayı unutmayın. Vallahi önemli bak kanala abone olmak. Onu söylüyorum her zaman. Kanala abone olmayı unutmayın. Beni istiyorsanız Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Bence edin. Öyle söyleyeyim. Edin, abone olun. Bildirimleri açın. Yapın bir şeyler. Ya bir hareket katın kanala yani. 8000'ü geçtik. 9000 olalım, 10.000 olalım. Yorumlarınızı esirgemeyin.
Nasıl buldunuz Skoda Octavia'yı? İncelememi nasıl buldunuz? Testimi nasıl buldunuz? Onlardan da çekinmeden yorum yazabilirsiniz. Ama küfür, hakaret vesaire yok. Sen bu işten anlamıyorsun. Sen bu işi bilmiyorsun. Yok, onu söyleyeyim. Anlayan varsa daha iyisini yapsın. Çıksın karşıma. Onları konuşalım arkadaşlar. Boş yorum olmayın. O yapmayın yani. Açık söylüyorum. Bazen öyle geliyor. Ama onlar muhtemelen abone değil kanala. Laf ola beri gele. İşte sen bu işi yapma. Sen bu işten anlamıyorsun. Ya sana ne kardeşim? Sen yap o zaman. Ben senden öğreneyim. Biz bu işin üstadıyız falan diye çıkmadık ki piyasaya. Biz de kendi çapımızda video çekiyoruz işte. Beğenen izlesin. Beğenmeyen izlemesin. Bu kadar. Bu konuda atarlıyım. Kusura bakmasın kimse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yepyeni videolarla karşınızda olacağım. Takipte kalın. Yorumları esirgemeyin. Sizin yorumlarınızla birlikte ben de videolara bir şekil veriyorum arkadaşlar. O yüzden benim için önemli. Hoşça kalın.